İyi akşamlar sevgili futbol severler. Kanal Urfa'ya hoş geldiniz. Spor zirvesi başlıyor. Evet, yine bir deplasman, yine hüsran, yine mağlubiyet. Gerçekten üzülüyoruz ama ne yapalım bakalım. Allah sonumuzu hayretsin inşallah. İyi olur diyoruz ama içeride mağlubiyet, dışarıda mağlubiyet. Bu sefer mağlubiyet serisi başladı mı acaba? O soru geliyor akıllara. Çok değerli konuklarımız Ali Çizmecioğlu, Muhittin Gürses ve Halil Savaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İsterseniz bir maç özetlerine bakalım. Ondan sonra Urfa Spor'la ilgili tüm yorumları burada hepsini yapacağız. Evet sevgili futbol severler, özetlere baktık. Gerçekten durumumuz iyi değil. Tabii bizi şu anda çok değerli yorumcumuz İsmail Mutlu abimiz ta bizi uzaklardan İstanbul'dan izliyor. Buradan hem ailesine hem kendisine hem çocuklarına sevgi ve saygılarımı burada sunuyorum. Bir de Halil Mutlu abime, ona da sevgilerimizi ta Antalya'ya kadar gönderiyoruz. İsmail Mutlu abimiz tabii diyor ki, dedim bu hafta niye gelmedin, dedi çok üzüldüm gelemem dedi. Çünkü Urfa Spor benim moralimi çok bozdu Ali abi. Öyle söyledi, dedi bu hafta benim gitmem lazım dışarı. Dedi programa da gelemeyeceğim dedi bu hafta. Ondan dolayı sevgili spor severlerden özür diliyorum dedi. Tabii o da gerçekten Urfa Spor'u çok takip eden, analiz eden, çok güzel yorumlarda bulunan Mutlu abime sevgilerimi tekrar gönderiyorum buradan. Evet, bu hafta Urfa Spor'dan önce İsterseniz bir Muhittin Hocam'la başlayalım. Büyükşehir tebrik ediyoruz bu hafta yendi. Karaköprü
mağlup bu hafta. 11 Nisan'ımız o da mağlup. İstersen onlarla ilgili bir bilgi alalım hocam senden. Sonra Hayli abiye döneriz. İşte ben bu sefer Karaköprü'den başlayalım değil mi? Karaköprü'den başla. Karaköprü, evet bu taraftan evet. Oradan oraya geçelim. Tabii. Bu hafta ben izledim canlı olarak Karaköprü'yü. Yani vasat değil, vasatın artık ne kadar altıysa o kadar bir takımdı. Bence bir süper amatörden giden bir takım olsaydı Karaköprü'yü yenerdi. Bu o görüntüyü çizdiler. Orta alan yok. Defanstan sanki öyle bir kadro kurulmuş ki 4-1-5. Defans Ahmet Şahbaz. O da tecrübeli bir stoper. Ahmet Şahbaz'ın pası ya kanada atıyor ya forvetin arkasına atıyor uzun toptan. Arkadaş bu orta sahamız nerede? Gözünüzü seveyim ya. Yani bu kadar adam alınmış. Saydığım zaman ben sayarım şu anda 30 tane futbolcusu var Karaköprü'nün. 30 futbolcusu var. Kaleciler de dahil buna. Gideriz bakarız. Eğer lisanslı sporcuları profesyonel olarak imzalanmış. Şu anda ama hocam tane. 27 futbolcu TFF'ye bildirmek zorunda tamam, değil ama mi? Ama işte idmanda ben 30 tane saydım. 31 tane saydım. İdmanda öyle saydım. Belki altyapıdan gelen futbolcular var. İllaki vardır. Hani illaki onu bildirmişlerdir 27 tane ama 27 tanenin içinde hani alıyoruz tamam çok güzel alalım. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Ama sonuçta bunu buraya monte edecek bizleriz. Takımın hocası Hüseyin Dağ. Sevdiğim bir abimizdir ama bu haftaki eğer bu maçtaki oyununu nerede sergilerse 3 değil 5'ten aşağı yemez. Açık ve net. Evet. Yani 3 değil. Bir penaltıyı kaçırmış. Kaleci çıkardı. Yoksa skor nereden baksan 5-0'dı. Tepecik gibi bir takıma alttan ikinci sıra 4 galibiyeti var. Bunun ikisi Karaköprü. Allah'ım. Büyük ihtimal. 4 veya 5 evet. Birisinde 2-0 yenmiş. Birinde 3-0 yenmiş. Çizelge çok acayip bir şey yani. Yani vallahi gerçekten. Tam olarak ya 4'tür ya 5'tir. Evet. İşte bunun ikisi. Şimdi biz Karaköprü Spor'dan çok şeyler bekliyoruz. Evet. Biz playoff beklerken bu haftaki alsa çok büyük bir avantaj sağlayacak. Tepeci gibi bir takımı eğer biz burada kendi evimizde tam tersini biz 3-0 yapamıyorsak yani bu da bizim eksikliğimiz. Peki Metin Hocam özür dilerim. Lafa giriyorum ama bazı şeylere böyle açığa çıkarma anlamında söylüyorum. Karaköprü Spor'un gücü bu mu? Yoksa bu maç şimdi? Yani gücü gibi. Bana göre bu değil. Bence kadro üzerinden Hüseyin Daf hocamız oynama yapmış. 7 tane bence Urfalı var. Saydığımda 2 tane Urfalı kadrodaydı. İlk 18'de. Biri kaleci, biri Rıdvan Bingöl. Bundan önce Mehmet Yozgatlı takip ettiğimizde bir 6 tane futbolcusu mesela Urfa Spor'dan aldığı futbolcularla beraber 6 tane ilk 11 veya ilk 18'de oluyor. Urfalı vardı. Yani bu maçta ben hocam bu duruma göre Hüseyin Dağ hocam şu anda başarısız gözüküyor yani. Bu duruma göre eğer değil mi? Bir galibiyet almış, 2 beraberlik almış. Doğru mu? Öyleydi bence. 2 beraberlik, bir galibiyet, bir mağlubiyet almış. Bunun birini kendi evinde... Mağlubiyet iki tane bence. İki tane, i̇ki yok tane bir, ber- bir tane mağlubiyet, bir iki tane. Beraberlik. Birisi Batman, bir tanesi Trabzon, neydi o? Evet. Hekimoğlu. İki tane berabere kaldı. İki berabere geldiğinden bu ya 4 maç yaptı. 4 maçın iki buna beraberlik. Oyun sistemini, bu skorlara oyun sistemini hocanın istediği şeyi oturtturamadığına bağlayabilir miyiz? Ya yani kesinlikle yani herhalde takımı artık yani... Yani böyle bir şey yok ya bir stop... Deriz en iyi topu stop etmek bence en başarılı iştir. Ondan sonra rakip edersin. Ya biz yani ben anlayamadım. Bir amatör takım diyebilirim çıksa Karaköprü yenerdi. Hocam ara transferde bir 4 tane transfer yaptı. 4 tane transfer yaptı. Yani mesela transfer yaptı halde. Tabii 4 tane Ahmet Şahbaz olsun bir forvet aldı. 2 tane bir tane Diyarbakır'dan alındı. Ahmet Şahbaz da dediğimiz arkadaş PTT'de bir birincilik tecrübesi olan bir arkadaş. Sivas'ta da oynamış bu arkadaşımız. Evet. Ama tamam bu adamın üzerinden tek pasla kanatları atmamız stoper der bu adam. Ne orta saha ne bir şey. Sonra ikinci yarı bir oyuncu dahil etti oyuna. Keşke onu alsaydı dedi. Oyunu topladı biraz ama sonuç gitmişti artık. Evet. Bu bir tek başına bir şey olmaz. Bir forvetimiz var Allah başımızdan eksik etmesin mi diyeyim. 17 numara bir arkadaş. Başkalarına versin diyebilirim.
ya bir top tutamıyorsun ya. Bir kafa vuramıyorsun ya. Topa yükselip kafayı vur yani. Yani bu hafta öyle başladık. Ben ilk maçı oradan başladım cumartesi izlemeye. Bu hafta 3 maç izledik. Birisi Karaköprü'ydü. Ondan sonra ben Urfa Belediye maçını izledim. Büyükşehir. Sonra da televizyonu kayda almıştım. Sonra da Urfa Spor maçını televizyondan, kayıttan izledim. Kayıttan izledim. Yani baktığımız zaman geçen hafta iki deplasman takımımız galip gelmişti. İki ev sahibimiz yenilmişti. Evet. Bu hafta bir ev sahibi yendi. Birisi yine mağlup oldu. Deplasman iki takımımız da mağlup oldu burada. Evet. Gönül ister ki bizim burada güle oynaya, yani bu tecrübeyle, bu imkanlarla her yerde gidip yenmemiz. Mesela tamam, belki 11 Nisan'ın biraz daha şeyi eksik ama adamın sonuçta bir mahalli takım, bir kişiler bazında para harcanıyor. Kendi imkanlarıyla. Buna bir şey diyemeyiz ama yani buradan baktığın zaman bu gibi ekiplerimiz gidip çıkıp aslanlar gibi yenecek, gelecek. Evet, hemen Halil Savaş abime dönelim. Evet, sen söyleyeceklerin var mı abi şeyle ilgili, sonuçlarla ilgili? Tabii, yani Urfa açısından kötü, Büyükşehir Belediye açısından iyi bir hafta. Zaten Belediyespor ikinci devre bayağı başarılı gidiyor. Karaköprü olsun, Urfa Spor olsun istikrarsız bir çizgiyle ikinci yarıya başladı. Maalesef hiç beklemediğimiz sonuçlar alıyoruz. Bana göre Urfa Spor'da ciddi bir sıkıntılar başladı. Geçen haftadan zaten futbolcuların üzerindeki böyle bir oyuna adapte olmaması, işte oyunu, hocanın oyunu okumaması, işte agresif hareketler, hem geçen hafta gördük zaten bir kırmızı kartla Fevzi Özkan kırmızı kartla dışarıda kaldı. İşte Feridun bu hafta sarı kart cezalısıydı diye kadroya giremedi. Maalesef Urfa Spor'da işler iyi gitmiyor. Tabii ileriki süre içerisinde bunu daha iyi bir şekilde gündeme getireceğiz. Urfa Spor bu şartlarda, bu kafayla, bu futbolla hiçbir yere varamaz ve şampiyonluk da hayal. Dün spikerin söylediği gibi dedim, ben Urfa Spor'da izlediğim bir Urfa Spor playoff'a bile kalamaz diye cümleler sarf ediyor. Ben de buradan katılıyorum. Bu futbolla, bu kafayla Urfa Spor playoff'a bile kalamaz. Bir şekilde bunun gerek neden kaynaklandığını, gerek yönetim, gerek hoca, gerek teknik ekip, futbolcularda problemler varsa bunları çözmesi lazım. Yoksa Urfa Spor gerçekten dünkü maçta izlediğim zemine bakıyorum. Zemin diye bir şey yok. Tribüne bakıyorum, sahaya bakıyorum. Saha çok berbat. Tribünler, seyirci yok. Hiçbir şey yok. Urfa Spor daha boş. Benim Urfa Spor'um, yani 2 milyonluk bir Urfa Spor'um, 15 bin kişiye top oynayan bir Urfa Spor'um gitmiş Sivas Belediyespor'a o sahada. Yani bizim Urfa Büyükşehir Belediye'nin sahası dahi ondan çok daha iyi. Evet. Orada o takıma, o takımdan 3 tane oluyor. Yazıklar olsun ya. Vallahi ben üzüntümden yatamadım ya. Böyle bir şey yok ya. Sen Urfa Spor'un takımısın ya. 2 milyon nüfuslu bir şehrin takımısın ya. Oran futbolcusun ya. Oran hocasısın. Urfa'nın yöneticisisin. Sen bunun bilincine varacaksın. Bunu bu şekilde taşıyacaksın. Emin yetim olsun, teknik heyeti olsun, yönetim kurulu olsun. Bunun bilincine varması lazım ya. Ya bu kadar aciz duruma Urfa Spor'un düştüğünü ben hatırlamıyorum. Yazıklar olsun. Kim bu hale getirmişse bu Urfa Spor'u, kim getirmişse yazıklar olsun ya. Evet, Sayın Çizmecioğlu'ndan da mutlaka tabii üzülüyoruz ama futbolcuları biz de izlediğimiz zaman gerçekten böyle ne bileyim böyle avara gibi sahanın içinde dolaşan çok futbolcular vardı. Yani bilmiyorum, yenilmemiz kimse beklemiyordu bu yenilgiyi ama bu yenilgi oldu maalesef. Evet Sayın Çizmecioğlu. Ben geçen hafta izleyenler belki hatırlar. İsmail kardeşim buradayken dedi ki abi skor verir misin? Ben şu maça skor veremem. Vermek de yanlış olur. Bir espri yaptık ama aslında espri değil, bu işin gerçek tarafı. Ümitsizdim. Neden ümitsizdim? Burada oynanan maçta zaten
Kahramanmaraş Spor'u ciddiye almamıştı. Ne teknik heyet ne de futbolcu. Dolayısıyla bu sarhoşluğun devam edeceği bende bir şeydi. Sinyallerini verdim. Aynen öyle oldu. Onun için ümitli değildim. Size dedim yani 3 skor da olabilir. Varsa kayıtlar. Ali abi, bana göre bu dediğinize katılmıyorum. Hani nasıl bu bir ciddiyetsizlik bana göre. Tabii işte onu söylüyorum. Böyle hani daha yumuşattın sen söyledin. Burada ben ciddiyetsizlik evet, böyle evet. Bir şey yok yani. Bu bir memleketin takımı. Burada durup şey yapmanın bir anlamı yok ya. Bir laf olsun hocam çıkıp herhangi bir taktik vermedi ya. Yani bu Ali Tan Doğan'ı söylüyorum. Taktik, tepki, yani tepki, oyuna müdahale hiçbir şey yok mu arkadaş? Yok ne oldu? Ya. İki hafta önce böyle değildi. Şimdi ne oldu? Bu takımı biliyordunuz nasıl olduğunu. Gelirken de nasıl olduğunu çok iyi biliyordunuz. İki hafta önce takır takır da top evet. Oynuyordu ya. Yani ne oldu yani? Yani şey maçında estağfurullah canım. İyi oluyor böyle daha hoş oluyor karşı konuşmamız. Şeyde Fethiye Spor'a geldiğimiz zaman ben ümitlenmiştim. Yani zor bir süreçti o çünkü evet. Kamptan yeni çıkıyorsunuz. Yüklenmeler olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Takım artık lige başlıyor. O maçı kesin alması lazım. Aldı, ben ümitlendim. Çok güzel düşündüm, çok güzel konuştum. Ve ekstra avantajımız çok güzel. Hemen arkasından Kahramanmaraş Spor geliyor. Tamam. Herkes ciddi. Bütün rakiplerini ciddiye alacaksın. Ama bir anda sen burada o yenilgiyi de aldın. Hemen arkasından da burada oynanan oyun zaten Sivas maçına gösteriyordu. Oraya bir sinyal verdi. Ve onu gördüğüm için ümitsiz konuştum. Evet, topçularda da futbolcularda da teknikte de öyle diyorum. Biraz sonra belki kabalaşalım. Ciddiyetsizlik vardı. Evet. Nitekim de sonuç bu oldu. Sen burada Kahramanmaraş'ı yenemiyorsan bak bu çok önemli. Ya biz büyük takımlar diyelim üstteki takımların hepsini yendik. Muhittin evet yani, şu var. Sen sahanda Kahramanmaraş Spor'u yenemiyorsan kim olursa olsun sonuçta senden zayıf bir takım. Evet. Maddi anlamda güçsüz bir takım, tarafları azalmış, sıfır olmuş bir takım. Sen 15 bin kişi oynayan bir kulüpsün, bir takımsın. Sen Maraş Spor'a yeniliyorsun. Ondan sonra gidiyorsun, hadi bunu telafi edeyim demen gerekirken artı gidip Sivas Belediyespor'a Halil abinin bahsettiği o şartlarda seyircisiz, ilgisiz, alakasız bir Bal Ligi takımı gibi pozisyonunda olan aynen, bir takıma aynen. Sen 3 tane yiyip geliyorsun. Son 85'te attığımız golü saymayın. O sayılmaz yani. Bana göre o şeyde sadece belki ilerleyen zamanlarda avarajda bir eğer gol gerekirse o sana şey olacak. Yok kaleci hatasıydı zaten. Yani, kaleciden dönen topu çok tamamladı. Kötü, çok kötü. Bu ciddiyetsizliktir. Yani tam maça hazır değiller, maça konsantre değiller. Değiller. Yani bunu herkes bilmesi lazımdı. Bu takımı gelirken de hoca için söyleyelim. Gelirken bu takımın bu şartlarda parasız olduğunu herkes farkındaydı. Bunu para arıyoruz. Nasıl para arıyorsun? Geçen hafta program yapılıyor. Değil mi? Hiçbir şey yok. Kimseden destek yok. Niye yok acaba? Bunu hiç söyledik mi abi? Niye yok? Mesela gündüzü yeniliyorsun. Gecesi program yapıyorsun. Yani hangi Urfalı veya hangi taraftar kalkıp hadi yenirdi bir şey olmaz ben bir daha destek vereyim. Kimse verecek mi? Demek ki ümitsizlik var yani. Kimsenin yani. Güveni yok. Sadece o sahaya gelen evet. 15 bin kişinin bir güveni var. Onlar da o gün orada onu kaybedince. İşte herkes böyle abi. Zaten yok ortada. Hadi siz de bunu yapın. Siz de gösterin. Emeğinizi ortaya koyun. Ya bu işin herkes iki bunu görsün yani. Metin, bu işin iki ayağı var. Bir yönetim bir de futbolcu. Yani. Evet. Yönetimindeki o sıkıntılar, eksiklikler futbolcuya yansıdığı zaman bu iş bu kadar basit. Futbolcuya kim dans edebilir ya? Hocu da bir yönetici dans edebilir mi? Yani bu daha neler görmüş o? Kuvayrazma ya. Basit bir şey söyleyeyim. Kuvayrazma. Şenol Güneş'i bu hale, bugünlere getiren adam. Evet. Beşiktaş'ın 3 yılına damga vuran adam. 4 yılına damga vuran adam. Her dakika trip yapıyordu. Hava atıyordu. Kızıyordu. Bağırıyordu. Çağırıyordu. Şenol Güneş eyvallah dedi. O bile gitti. Abi sen topçuyla uğraşamazsın. Aynen. Kim uğraşır? Güçlü bir yönetim uğraşır. Yönetim güçlü olmayınca, o gücünü takmaya yansıtmayınca, hocaya yansıtmayınca, topçuya yansıtmayınca. Abi, Sivas'a bu hafta kaç kişi gitmiş? Yönetim kaç? Olarak? Bilmiyorum. Abi bilgin İki var mı? İki kişi gitti abi. Kim gitti abi? Murat'tan Mehmet Kolbudak. Yani.
E hani bu yönetim? Birlik beraberlik olmasa. Yönetimde birlik beraberlik yok bir kere. Nasıl futbolcuda olsun, nasıl takımda olsun? Bu yönetimle olacak. Maraş Spor maçında, Karamanmaraş Spor maçında burada tribünde 15-16 tane yönetici vardı. Ne kadar ama Sivas, destek oluyorlar Sivas, birbirine. Yani Sivas'a da gidin ya. Şimdi yönetici yan... olmuşsun ama birbirine inanman önemli bana göre. Yönetici olursun. Ya iki yönetici gidiyorsa bu iş geçen seneye evet, döndü demek. Aramız yani. Var arkadaşlar. Yani hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar aynen. Dilerim. O güzel konuklarımıza selam olsun. Şanlıurfa Spor bir cenaze namazı var. Bütün milletvekilleri, belediye başkanları, vali, STK'lar bu takıma sahip olun. 31 Mart seçimi 1 Nisan şakası olmasın demiş İsmail Milli kardeşim. Sevgiler gönderir İsmail Milli'ye. İsmail'e selam. Güzel o da bir mesaj almış. Selamlar. Doğru bir cümle. Doğru evet. Bir cümle ama İsmail Milli gerçekten yerinde ve net bir mesaj. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii mesajlar da yoğun şekilde geliyor. Tabii 10 gün önce Fitness Federasyonu'nun ikinci başkanı Sayın Sait Akdağ abimiz, güzel abimiz burada güzel bir kurs düzenledi. Kurs da tamamlandı. Herkes belgelerini aldı. Süleyman Hicri abim eski futbolcu, Etbalık Spor'un eski futbolcusu. Ondan karşılıklı da oynadık ondan. O da o yaşına rağmen belgesini aldı. Nasip olursa inşallah ikinci kademe içinde gelecek sene Sait Akdağ abim dedi ki yine ikinci kademeyi de açacağız. Böyle Fitness Federasyonu böyle devam edecek. Herkes belgelerini alacak. Geçen de Sait Hocam bizi tabii misafir etti. Dedi belgeleri dağıtıyoruz. Gelirseniz sevinirim. Tabii ben o gün müsait değildim. Kanal Urfa Spor Zirvesi adına Sayın Halil Savaş abimizi bize ricada bulunduk. O gitti bizi temsilen. İsterseniz bir dinleyelim kendisinden neler oldu bize kısa bir anlatsın. Evet tabi vücut geliştirme fitness bilek güreşi birinci kademe yardımcı hocalık kursu Urfa'da Sait hocamızın katkılarıyla gerçekten işte federasyon başkan yardımcısı böyle bir kursu Urfa'mızda açması ve yaklaşık 40 kişi Urfa'dan ve bölgeden de bir 30 kişi, 70 kişilik bir kursa tabi olan kardeşlerimiz olmuştu. Bizim Urfa'da 12 gün süren bu kursta bizim Kasaptaşı Gençleri diye bir grubumuz var. Bu işe gönül vermiş ve haftanın hemen hemen 7 günü sabahları orada spor yapan ve birçok gençlere taş çıkaran bir kafa yapılarıyla hem vücut geliştirme hem atletizm, cross, bu tür faaliyetlerde bulunuyorlar. Geçen hafta bizi davet ettiler. Tabii Süleyman Hicri kardeşimizin diplomasını Sait hocamız kendisi eliyle getirip ve yaklaşık 70 kişi civarında bir Kasaptaşı gençlerine ve basına bir yemek vermişti sağ olsun. Süleyman Hicri de benim Etbalık Spor'dan arkadaşım, futbol arkadaşım, sporcu arkadaşımız. Etbalık Spor'da beraber oynadık ve bu yaşa kadar spordan hiç kopmayan çok azimli bir kardeşimiz. Hem organize sanayi bölgesinde iş adamı ve spora da çok ciddi katkı sağlayan bir kardeşimiz. Ve onun diploma törenine, hocalık belge törenine bizi davet ettiler. Gittik orada. Çok güzel bir grup vardı. Yaklaşık 70 kişi basından da arkadaşlarımız vardı. Ben buradan hem bu atletizme, vücut geliştirmeye, fitness'e ve bilek güreşine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Aynı zamanda Mustafa Zahit kardeşimiz kursa tabi olmuş, kazanmış. Esat Benek, Murat Tokucu ve Faruk Kesik kardeşlerimiz de bu kurstan başarıyla elde etmişler. Bir de bunu da hemen beyan edeyim. Nisan ayında
Göbekli Tepe atletizm şeyi vardı. Yarı maratonu. Yarış maratonu önümüzdeki Nisan ayında gerçekleşecek. Göbekli Tepe biliyorsun 2019 yılı Göbekli Tepe yılı olarak Urfa'mız için ciddi bir katkı ve buna da bu kardeşlerimizin çok ciddi katkı sağlayacağını tahmin ediyorum ve bunlar bu konuda birçok maratoncuları dışarıda tabii referansları da çok iyi dostları da var. Bu da ciddi bir kesinlikle Emrah Büyük tabii, bu işin önüne gelenler kendi arasında olursa olsun yani hatta Avrupa'ya bile gittikleri oluyor. Çok katkı sağlıyorlar. Aynen. Size teşekkür ediyorum. O yüzden bu katkılarından dolayı oradaki 70 kişiye ve Sait Hoca başta olmak herkese teşekkür ediyoruz. Bizi de davet ettiler. Evet. Bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyorum ben. Başarılar diliyoruz. İyi yayınlar konuklara selam. İnan İsmail Hocam 2 haftadır takımda ruh kalmamış. Şu an Urfa Spor yoğun bakımda acilen birlik beraberlik zamanı Urfa Spor kanatsız kuş gibi gün birlik zamanı sen ben yok. Yok gidişat iyi değil. Yarın geç olabilir demiş Halil Ceylan kardeşim. İsmail milli kardeşim cenaze var diyor. Halil Ceylan yoğun bakımda diyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah sonumuzu hayır etsin yani. Gerçekten gidişat iyi değil ama ben bir iki cümle de ben eklemek istiyorum Urfa Spor'la ilgili. Şimdi dünyanın neresinde olursa olsun tüm takımlar zorluk içinde. Öyle mi? Aynen. Borç içinde. Yani Süper Lig var, birincilik var, ikincilik var, üçüncilik var. Bu oynayan futbolcular hepsi paralarını peşin alıyor mu? İlla herkesin borcu var. Ya. Herkesin mutlaka ki bir taksit dönemi vardır, tabii. Bir aylık süreci vardır. Bir program planlı, programlı. Hiç kimse bir futbolcu takımdan peşinatını hepsini almaz. Şimdi dilleri kısaldı. Ben açık ve net söyleyeyim. Yani şimdi futbolcu bütün takımlarda bu eksiklikler vardır. Ama ne olursa olsun yarışın sonunu getirmek önemli. Evet. Bu bir. İkincisi borçsuz, para almayan dünya kadar futbolcu var. Dünya kadar futbolcu var. Futbolcuların yapacağı tek şey, sen o iki maçı nasıl aldınsa çıkacaktın. Buradaki Maraş maçını da alacaktın. Gidip Sivas'ı da vuracaktın. Ben buyum, benim hakkımı ver diyecektin. Üstüne basa basa bu şeyin yani STK'ların, iş adamların, aynen, milletvekillerin, aynen. Her şeyin üstüne gideceksin. Ustaların. Ama futbolcular da kardeşim ruhsuz ya. Sen de izledin, ben de izledim yani. Futbol diye bir şey yok ki. Yani sen Sivas Belediye gibi bir takıma yeniliyorsun. Yani futbol olarak bir şey yok. Ben bir şey görmedim. Siz gördünüzse ayrı bir şey söylemiyorum. Ya her şey bitmiş. Yani burada maçlarmış gibi oynuyordu ya. Burada futbolcuların daha önceki oynadıkları Tuzla maçı, ondan sonra daha önceki oynadıkları Fethiye maçı, Menemen maçı arada dağlar kadar fark var. Dağlar kadar fark var. Şimdi, sen yazdırmışsın, paranı alırsın, hakkındır. Senin çocukların burada, senin hakkındır. Sen ekmek parası için gelmişsin, hakkındır. Aynen. Ama ne olursa olsun, sen yine gereken cevabı sahada vereceksin. Yüreğini ortaya koyacaksın. Sen belin kuvvetli olsun, yüreğin kuvvetli olsun, arkan kuvvetli olsun. Tamam. Bu zor maçları, Menemen Pendik maçlarını Tuzla maçını alan bir takım. Nerede? Dünkü izlediğimiz bir Urfa Spor. İşte ben de onu söylüyorum. Yani böyle bir yani şey var mı ya? Bir yanlış varsa siz de düzeltin yani. Aynen, aynen. Yani takım isteseydi belediye yenemez miydi bu takım? Ya bu orta sırada bir takım yani. Orta sırada ya rahatlıkla yenerdin sen o takımı. Ama yani futbolcular da oynamıyor kardeşim yani. Şimdi İsmail işte isteksiz dedik ya. Yani ben ona açık bu mutlaka yani sizin alacağınız vardır. Mutlaka aylıklarınız vardır. Yani ara ara ödemeler de yapılıyor ha. Yapılmıyor değil yani. Yani şimdi illaki bu yani şimdi illaki bu yönetim ödeme yapmış yani. Abi yapmamış olsaydı yani yapmamış olsa giderdi zaten. Giderdi zaten şimdiye evet. Kadar yani. İllaki ödemeler yapılmış, kapta ödemeler yapılmış, çekli olsun ödemeler yapılmış. Yani bir şekilde ödemeler yapılmış. Bir de sonuçta paralar hiç kimsenin kalmaz. Hocam geçen hafta primlerini de ödediler. Yani Maraş maçından önce ödeme yapıldı. Evet. Yani çünkü abi bu bir ekip işi.
bu yönetimiyle, futbolcusuyla, teknik kadrosuyla, taraftarıyla herkes birlik olmak zorunda. Olmadı mı işte her şey ortada. Değil mi? İsmail'e katılıyorum. Evet. Artı bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi yönetim kurulu elinden geleni yapıyor. Ama yönetim kurulu şu anda kendisini yalnız hissediyor. Tamam. Direniyor. Direndi. Eyvallah. Böyle bir deplasmana Maraşspor'a buradan yenilmişsin. Sivas Belediyespor maçına gidiyorsun. Adam rahat. Geçen hafta da bahsettik. Kaybetse de kazansa sorun yok. Yani kazansa şey yok, her şey artı oluyor kendisine. Bu takım oraya gidiyor. Siz iki yöneticiyle gidiyorsunuz. Hadi başkan maça gidemiyor, gidemiyor. Buradaki maça 15 yönetici gelip protokolde oturuyorsunuz. Hakkınızdır. Oturacaksınız. Oraya neden gitmiyorsunuz? Bakın ben de yıllarca yöneticilik yaptım. Hem de Urfaspor'da. Üst düzeyde de yaptım. Buradan söylemekten artık imkan etmiyorum. Önceleri bir taviz de oraydı. Hayır. Bir deplasmanda, bakın bir deplasmanda profesyonel futbol takımı yöneticilerin en az 160'ını yanında görmediği zaman, başkanını yanında görmediği zaman motive olamaz. Olamaz, mümkün parasını değil. Parasını verseniz de olamaz. Mümkün değil. Aynen. Kenarda idmana bile gideceksiniz. İdmanı bile bir yöneticinin değil, beş yöneticinin takip edilmesi lazım. Kesinlikle. Alev, orada adam burada bir araya girebilir miyim? Pardon yani kusura bakma. Bir araya girebilirsin. Sen de gir. Yok, evet kusura bakma. Yani. Senden özür dileyerek senin katkı olsun diye söylüyorum. Bak çok güzel anlattığın motivasyonu. Ben futbolcuyum. Antrenmana çıkıyorum. Bir bakıyorum ki başkan yönetici gelmiş. Öyle bir hırsla çalışıyorum ki. Öyle bir hırsla başkanın yöneticinin gözüne girmek için. Olay işte mi? Bu hafta ben varım. Bir şeyler yapacağım. Kendimi katlamak istiyorum. Hele hele maçta da o seyirciyi gördün mü? Coşuyorum. Seyirciyi gördün mü? Yöneticileri keza gördün mü? Hele bir de o yöneticileri, başkanı hepsini soyunma odasına çıkın oğlum hadi bu maçı alın. Bu kadar size vereyim, bu kadar para vereceğiz dediler mi? Ben istiyorum ki o sahanın çimlerini yolayım hepsini. Evet. Yani bu motivedir. Aynen. Haklısın. Haklısın. Yöneticiler gidecek abi maça. Deplasmandaki maçlara gidecek. Urfaspor maçına buradaki maçlara herkes gelir. Kusura bakma. Yani yönetim de Urfaspor yönetim bıraktı. Yönetim de gidecek. Bıraktıysa yönetim de gidecek yani. Dışarıdaki maçlara ayarlama yapacaksın. 20 tane mi yönetici var? Bu hafta Ahmet, Mehmet, Kemal en aşağı 5 kişi. En az 5 kişi bu maça gidiyorsunuz. Öbür hafta bu maça gideceksiniz. İçerideki maçı saymayacaksınız. İçerideki maça hepsi zaten gelecek. Evet. Ama dışarıdaki maça bölünecek böyle 5-5'i. Herkes gidecek yani abi maçı. Mesela biz sıra bakmayın yani, ayarlayacaksın yani. Belediye, Büyükşehir Belediye Spor olarak biz her idmanda bulunmak zorundayız. Biz her idmanda da bulunuyoruz. Öyle bir karar almışsın. Hayır evet Reşat Başkan'la beraber biz yöneticilerle beraber illaki 4 kişi o kulübenin veya sahanın kenarında sandalye atıp otururuz. Olmazsanız vallahi futbolcu idmanına bile o verimi vermez. Bir tane kadar oradayız. Bitiyor. Onlar içeri giriyor. Biz de arabamıza binip evimize gidiyoruz. Aynı şekilde deplasmanlarımızda da. Kaç deplasmana gittik? 8 deplasmana gittik. 8 deplasmanın hepsinde orada bulunduk. Olması gereken. Kap dediler geçen hafta. Hanginiz hangi yönetici kampa gitmiş? Arkadaş ben bu futbolcuyu kampa gidiyorsam bunu da denetlemek benim işim. Benim orada olmak zorundayım. Yöneticisi orada olmak zorunda. Ben orada tatile gideyim de herhangi bir şey olacak bir şeyim yok. Zaten ben hani sıkılmışım. Orada zaten, beni götürüyorlar. Zaten yazda tatile gidiyorsun. Yani abi. yok ben yıllardır zaten kamplara gidiyorum ona baktığın zaman. Burada yönetici gidip orada görüneceksin arkadaş. Kampa gönderiyorsan buna masraf ediyorsan gidip orada ne yaptığını i̇şte göreceksin. Anlatmak istediğim o evet, Urfaspor'un yönetimi şu anda direniyor dedim. Onu tamamlayayım. Motivasyonumu bozamadım. Evet. Devam ediyorum. Devam. Devam et. Devam et Ali abi. Kendi içinde direnmesi lazım en azından. Bakın kendi içinde bile direnç yok. Ne demek bu? Neden direnç yok? Sen deplasmana burada yenilmişsin. Maraş'a. Sivas Belediyespor deplasmanına gidiyorsun. İki yöneticiyle gidiyorsun. Bir futbol süreç sorumlusu, daha doğrusu basın sorumlusu, futbol sorumlusu evet. Murat kardeşimiz. Bir de bir yönetici gidiyor. Şimdi sen bunu yaptığın zaman sen ne direncini kaybetmişsin demektir. Futbolcu zeki adam abi. Kesinlikle, neyin ne olduğunu iyi görüyor. Kesinlikle. O zaman başkasından o sana bunu bir şey yapar. Beklemek mümkün değil. Yöneticinin haklı yanını evet. Söyleyeyim. Yönetici
geçen hafta arıyorlar mesela. Adam diyor ki tüm kapıları bize kapattılar diyor. Adam arıyorum telefonla Urfa Spor'la ilgili evet. konuşacağım. Cevap vermiyor. Maddi destek istiyorum. Cevap vermiyor. Yani şimdi o kadar milletvekili var, o kadar siyasiler var, ondan sonra iş adamları var. Bir el atın yardımcı olun ya Urfa Spor'a. Niye seçim oldu mu atkıları takıyorsunuz, boynunuza çıkıyorsunuz. Meydanlara seçmenden oy istiyorsunuz. Evet. Böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Bir hadi Urfa, tam şey zamanı hadi biraz da destek verin Urfa Spor'a. Sayın Buz, korkarım ki bu Urfa Spor'a... 2 milyon akıbeti, şehirde 2 trilyon 3 trilyon para toplayamıyoruz. Akıbeti korkarım ki Gaziantep başka takımı gibi... Başka takımları düşünmek istemiyoruz gerçekten. Yani şimdi... Ali abi, şimdi bir şey var. Mesela ben hakemliği bıraktığımda, 41 yaşında hakemliği bıraktım. Benim gittiğim daha maçlar... Yaş şeyim vardı, 47'ye vardı kadar yani. Devam edebiliyorum. Aha. Ben bıraktığımda... O dönemin diyelim yönetimi benden beni iyi görmemiş diyorum. Ve aradığında ben hep Fener Galatasaray Beşiktaş maçına devamlı giderken bir baktım ki hep 3-4 hafta 5 hafta PTT ligine gitmeye başladım. PTT hayırdır ya, niye ben PTT ligine gidiyorum? Ben 15 yıldır dediğim maçlara gidiyorum. Ve FIFA hakemliği. FIFA hakemliği de yapmışım bunun içinde. Açtım yönetime. Telefona cevap verdiler bana. Ona evet, vermemişler evet, yani. Bana cevap verdiler. Bana cevap verdiler. Evet, ben niye bu hafta veya 3-4 haftadır ben PTT ligine gidiyorum? Dediler, biz öyle uygun gördük. Dedim ben bu şekilde uygun gördüyseniz ben yapmıyorum. Hakemliği de bırakıyorum. Evet. Onlar da dedi, bırakmak istiyorsan bırak. Bence artık Urfa Spor'unda yönetiminin de bunu yapması lazım bana göre. Yani Urfa Kokartlı bir hakem evet. olarak ben bunu yapmıyorum dedim, o dakika bıraktım. Para kazanırken aynen. kazanmama rağmen ben eyvallah dedim. Bir tek şimdi, şeyler evet, çekiyorum. Buyurun. Evet, güzel bir tespit. Başkasına gücüm yetmiyor abi. Evet. Kendime de gücüm yetmiyor. Vallahi şu an bu yönetim. Kendime gücüm yetiyor. Aynen. Bıraktım bitti. Bu yönetim ısrar ederse, bırakmamakla ısrar ederse belki Gaziantep futbol takımı gibi olabilir. Şu an tamamen düşürüldü değil mi? Ligden. Evet evet. Evet. Bal liginde. Bal liginde. Bal ligine düştü ya. Seneye Bal liginde başlayacak. Yani. Seneye Bal liginde. O da Mersin İdman yurdu. Şimdi ben daima diyorum. Düştü. Yani bu yönetim çok ciddi direndi. Ceplerinden de para evet. verdiler. Allah razı olsun. Ve mücadele de ettiler. Yaklaşık 1,5 yıldır bu takımın başındalar. Mücadele ediyorlar. Ve abi. Ciddi borçlarla boğuştular. Emekleri hiçbir zaman inkar edilmez. Ya, ben diyorum ki eğer destek bulamıyorsanız bırakıp bu işi bırakın. İstifa edin. Peki anne abi, yani bütün suç şimdi tamam yönetimi abi, söylüyoruz da. Yönetimde ya biraz değil da futbolcuya suç. Dönelim. Kardeşim. Suç yönetimde şeyi değil ama yok futbolcuya destek bulamıyor. Bu da yöneticinin tamam, işi abi. Bulamıyor bu kesin. Maddi sıkıntı var şu abi, an. Bulamıyor kesin. Bir dakika. Ali abi diyorum. Futbolcuyu söylüyorsun. Evet. Bu da motive etmek yönetim ve hocaya ait. Etmiş. Evet. Bu da. Ha oraya gelecek. Bu da olmadı. Bu da olmuyor şu anda o zaman. Bu da düştü işte. Hala abi. Oraya gelecektim. Bunu şey de yapamıyor. Yönetim. Ha? Bu da düştü. Yönetim devam ediyor. Hadi bunu diyor. Yapıyordu. Evet. Bunu da düşürdü şu anda. Yönetim devam ederim diyor. Yapmıyor. Motivasyonu da yapmıyor. Evet. Hoca? O da yapmıyor. O da kulübede omuzunu dayadı direğe. Durdu. Futbolcular? İşte abi. O ne görür gibi. Futbolcu? O da onu yapar. Sen ne verirsen... Futbolcu zeki adamdır. Her şeyi iyi görür. Emin ol her, şey, yani. Her şeyin başı para. Kusura bakma. Yani abi para olmasa her zaten şeyin bu başı para. Urfa Spor parasızlıktan tamam mahallere düşmüş. Gözünü seveyim senin. Tamam her şeyin başı para da. Şu futbolcu kardeşlerimize, şu yönetim kurulumuza bir şey söyleyeyim Allah aşkına. Şimdi her şeyin başı para. Sokakta işsiz karsız gezen, ev besleyen, beslemesi gereken çoluk çocuğu olan binlerce insan var. Evet. Ya. Bir de onları düşünsünler ya. Ben futbolcuyum. Ben teknik adamım. Ben yönetim kuruluyum, Urfa Spor'u yöneteceğim. O diyor ben Urfa Spor'u tek heyetiyim. Öbürü de ben Urfa Spor'da oynuyorum. Ben aklımı almam lazım. Arkadaş bir dönün başka şeylere bakın. Abi artık yönetim... Ben aklımı almak için. Alırsın, alırsın. İlla alacaksın. Ya hakkını alamayan sokaklarda açlıksız gezen. Ya yemin ediyorum bana her gün bir iki telefon geliyor. Bakın Allah beni buradan evime yetiştirmesin ya. Kolay etmesin ya. Tanımadığım insanlardan ya. Abi bize iş, abi açız, abi yuvamız dağılacak, abi şu bu. İsimlerini söylemek tabii ki çirkin, yakışmaz, olmaz. Ama böyle insanlar, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Paran 3 ay geçeceğim. Sonuçta imzanı atmışsın 3 yıl 500'den. Bir sene sonra alacağım. Abi bu kadar da basit değil. Kendinize bir çeki düzen verin. Siz 2 milyon nüfuslu bir kenti temsil ediyorsunuz. Şuna bakmasın kimse. Niye Halil abi dediği gibi, niye kimse gidemedi devrede?
Niye gidemediler? Paralarını almışlar ki gidemediler. Yoksa abi kimse de istememiştir. Gideceği yerden bu kadar garantisi olsaydı, buradan garantisi olsaydı giderdi. Kusura bakmasın kimse. Evet. Abi sen aynı sana katılıyorum ben. Aynen bir şey yani ya. İsteseydi devre arası futbolcuya gitmez miydi? Giderdi. Yani bir bölüm almışlar yani. Bu yönetim de gerekeni yaptı genlere yani. Tabii. Bir yerden onlar da ayarladı, verdi. Kendi aralarında topladılar, tamam. Verdiler. Onlar da yani bir yere kadar. Şimdi tıkandılar. Biz de onu diyoruz. Yönetim de tıkandı. Ben örneğimi kendimden verdim. Yani tıkandım. Artık bir kimse de yok, bir şey yapmayacak. O zaman kimseye gücün yetmedi, kendine. Kendime yetti abi. Öyle yaptım. Kendime yetti, ben bıraktım. Evet, neyse bir zaten aramız var değil mi Yusuf kardeş? Aramız var zaten. Evet, sevgili futbol severler, mesajlar da geliyor. Reklamdan sonra okuruz tabii mesajları. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlar da yoğun şekilde geliyor. Selam demiş kardeşim. Urfa Spor kim gelirse gelsin kazanma ruhu gelmedikten sonra bence istediğimiz başarılar zor. Eğer bu takımda o ruh gelirse o zaman zaferler de gelir. Ben ne zaman takımı izlesem vallahi futboldan soğuyorum. İstek yok, futbolcular iyi değil demiş. Ahmet Demir çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, özel bir bankada çalışıyor. Ahmet Demir eski futbolcu, köy hizmetlerinde beraber de oynadık kendisinden. Gerçekten değerli, saygılı beyefendi. Sevgiler gönderiyoruz hem kendisine hem ailesine. Babası da eski futbolcu, belki Abdülkadir Demir Etbalık'ta da oynadı. Köy Etbalık hizmet, Halil abinin. Pardon, PTT'nin takımı vardı, orada oynadı PTT Postane'de. Evet. Kaptan Taplamacı'nınla beraber de oynadı Abdülkadir Demir abimize de sevgi ve saygılarımızı buradan sunuyoruz. Halil Demir abimiz de bir mesaj atmış, onu da okuyalım. Bu hafta benim ve Urfa Spor'un doğum günüydü. Sağ olsun Urfa Spor futbolcuları günümüzü zehir ettiler. Bizim futbolcular ne yapıyorlar, ne gibi para diyorlar, yazıklar olsun. O formayı giymeyen en büyük taraftar demiş. Formayı giyen en büyük taraftar demiş. Artık o ya kelimeyi yazmış. Onu eklememiş. Çünkü o da solmuş. Diyor ki hem benim doğum günüm hem biz de Halil Demir abimizin doğum gününü kutluyoruz. Yine Urfa Spor'uz. Urfa Spor'un da doğum gününü kutluyoruz. Ama gerçekten sana zehir etmişler. Evet. Geçen seneden bu yana bize çoktan bir mesaj atmayan İhsan Çolak abimiz mesaj atmış. Çoktan kayıptır. Selamlar olsun Malatya'ya İhsan kardeşim. Evet. O da gerçekten Malatya'da yazmış ama, da bir sıkıntı var demektir. Ama koyu bir Urfa Spor'la. Urfa Spor'u böyle bir adam yani. Evet. Geçen yıl boyunca her hafta mesajları Malatya'dan bize atıyordu. Ali abi de ben son bir gün dedim ya İhsan kardeşim, yazdım kendisine dedim. Özelden yazdım Messenger'dan. Dedim ya bir fotoğrafını gönderdik olmasa. Attı mı sana? Attı fotoğrafı bende. Sayın Buz, size ve konuklara selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Can Urfa'm, ilgisizlik ve de destek verilmediğinden dolayı iki haftadır kötü sonuçlar alıyor. Eğer ciddi manada gereken adımlar atılmazsa playoff'ta tehlikeye girecek. Pendik Spor sıkı takipte, Allah korusun sıralamada yerimiz değişirse bütün bir sene çöpe gidecek. Yazık bu şehre, Urfa'm bunu hak etmiyor. Çok doluyum konuklarınıza, özellikle Sayın Çizmecioğlu'na ve de Sayın hasreten Halil abime ve Mühitin hocama çok selamlar demiş. Gönülden Malatya sporlu İhsan ama Çolak. Her zaman da Şanlıurfa sporluyum demiş. Başka. İhsan Çolak abimize sevgi ve saygılarımı Malatya başarılar diliyoruz özellikle. Evet. İsmail, mesajın bitişse ben hemen kaldığım yerden devam edeyim. Motivasyonumu bozma. Ne dersin? Bir bakayım Ali abi. Bakalım. Hayırlı akşamlar, iyi programlar diliyorum. Kral demiş, İsmail Buz tüm konuklara selam demiş. Tek cümleye belirtmek gerekirse Şanlıurfa Spor maddi finansmanı çözerse inşallah iyi duruma gelecektir. Sevgiler demiş Sait Ahtak. Sevgiler gönderir Sait Ahtak abime. Buyurun Sayın Çizmecioğlu.
Biraz önceki kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Biraz daha sakinleştim. Evet. Tabii özür diliyorum izleyenlerden. Estağfurullah, sizlerden buyurun. Sizlerden de özür diliyorum. Hakikaten pasaport denilince böyle bu şartlarda üzülüyoruz yani. Hepimiz üzülüyoruz. Şimdi ben bu yönetim kurulunun yerine olsam, bakın bunu çok samimi ve içten söylüyorum. Küçük Recep, Büyük Recep, Kürdi Ahmet, Nedim Cavcı, Nihat Çakır, Durak, aklımda şu anda gelenleri söylüyorum. Eski Urfaspor'da oynamış. İsmet, evet, evet. O günlerde Urfaspor'da oynamış futbolcu kardeşlerimizi, bir kısmı büyüğümüz Recep abi falan, diğerleri bizim yaşlarımızda, bizlerden küçük. Bu kardeşlerimizi en az bir 10-15 günde bir Urfaspor tesislerine getiririm. Onların bir saat, her gün idman yapıyorlar ya, çift idman yapıyor Urfaspor. Evet. Bir idmanın, 15 günde bir idmanın bir saatini, o toplantı saatini ben bu futbolcu kardeşlerimizin anılarına, yaşadıklarına ayırıyorum. Aç mı gittiler, susuz mu gittiler, şu anda açlar mı, toklar mı, kimin işi iyi, kimin durumu kötü, para aldılar mı? Onlar bir anlatsınlar. Abi kim kendi, olur kendi, ama bunu Urfaspor yönetimi yapmasa için o noktaya geldik abi. Evet, olayın ajitasyon bölümüne geldik. Bunu yapmak zorundayız. Bütün samimiyetimle söylüyorum. O çocuklar, o abilerimiz, o kardeşlerimiz deplasmanlara, Kırklareli deplasmanına gidiyorlardı ya. Neyle biliyor musunuz? Normal otobüs bileti alıyorlar. Otobüsle gidiyorlar İstanbul'a 24 saat. 6 saatte normalde Kırklareli İstanbul'dan 2,5 saat otomobille. Evet. 5 saat, 6 saatte oraya. Ve toprak sahada. Toprak sahada top oynuyor. Bir gün sonra bir daha 40 saat, 38 saat yol geliyor. Ve ceplerinde para yok. Yıllarca bu böyle geçti arkadaş. Oturtturun bunları. Anlatsınlar futbolcular ya, desinler bakın arkadaşlar biz böyle yaptık. Hangisinin işi var abi? Kaç kişinin işi var? Şu bahsettiğimiz o dönemdeki yani Urfalıları söylüyorum. Özellikle Urfalıları söylüyorum. Hatta yabancılar da var. Muammer var. Allah sağlık selamet versin. Buradan selam saygılarımı söylüyorum. Kaptan İbrahim var. Kaptan, ya abi kimler yok? Yabancılardan da var yani bir sürü bu eziyeti çeken. Şimdi siz her şeyin içinde bir eliniz yağda, Urfa'nın tabiriyle bir eliniz balı. Hep öyle abi. Abi şimdi, yapmayın bunu ya. Şimdi yemek yapsın, beğenmiyoruz. Yapsın, evet. Yapsın otel yönetici, beğenmiyoruz. Yapsın yönetici bunu. Getirsin, belki bunlar şükrederler, derler ya biz şimdi dünyanın cennetinde yaşıyoruz ya. Abi o zaman gidin. Gidin ya. Ben yönetimin yerine olsam, bunu geçen programda da söyledim. Urfaspor ligde kalmayı puan anlamında garantilediği anda matematiksel olarak. Geçen konuşmuştum. Evet, abi. Göndersinler gitsin abi. Kim gidiyorsa gitsin. Parasını kaç sene sonra alırsa alsın. Altyapıdan çocuklarımızı, gençlerimizi oynatın. Önümüzdeki sene de yeni bir yönetim mi gelir? Bu yönetim daha düzgün bir şeyler mi yapar falan? Urfaspor bu şekilde kurtulur. Sizin Urfaspor'dan ümidiniz kesin. Yani. Kimsenin ümidini kesmek istemiyorum. Ama doğruları da söylemezsek ne yönetim kuruluna destek olmuş oluruz, ne Urfaspor'a destek olmuş oluruz, ne de Urfa'ya destek olmuş oluruz. Bugün Türkiye'nin 8. şehri pozisyonuna geldik ya. 12. sırada yok, 8. büyük. En genç nüfus sende. Türkiye'nin en genç nüfusu sende. Neden bahsediyoruz ya? Sen o gün geçen programda 15 gün önce dedin ki 3600 sporcuyu, evet, Büyükşehir Belediye Spor kendi bünyesine barındırıyor. Allah sizden bin defa razı olsun. 3600 tane genci sokaktan almışsınız. 15 bin kişi oraya geliyor. Başka yerlere de giderler bugün. İsmail, özür dilerim. Ya estağfurullah Ali abi, gerçekten güzel konulara değindin. Yani bana göre doğrusu yerinde güzel konuştun. Yani doğru olan da bu Sayın Çizmecioğlu. Doğru olan da bu. Bana göre öyle. Evet, bir mesaj okuyayım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ana spor 14 Nisan Göbekli Tepe yarım maratonu birlikte yapacağız. Ayrıca bugün Göbekli Tepe Türkiye Tenis Şampiyonası yapılıyor. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Göbekli Tepe'deki bu yarışı anlatmak lazım, dile getirmek lazım. Sayın müdürümüz Aziz Göbekli Çiftçi, Tepe. Evet Aziz Çiftçi, selam, bu güzel mesajı istiyorum. Atmış. Bunu tabii hatırlatmak lazım. Bunu program sonunda yine okumak lazım. Aziz Çiftçi müdürümüze sevgi ve saygılarımızı buluyorum. Teşekkür ediyorum. Hakikaten yürekten tanışma fırsatımız oldu sayenizde. Yürekten hizmet eden bir insan. Evet. Bir beklentisi olmadan. Hani bir de bir şey söyledi, benim hoşuma giden aslında o oldu. Ben de bilmiyordum. Onu da insanların bilmesinde fayda var. Hani hizmet eden insanın hakkını vermek lazım bana göre. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'nin soyadı Çiftçi.
Aziz Çiftçi kardeşimizin de soyadı Çiftçi. Bir bağım yok, akrabalığım evet, yok dedi. Bir şey yani sanki oraya, o makama, o mevkiye bir şeyle gelmiş gibi evet. algı oluşmuştu. Evet. Öyle bir şeyin olmadığını ben bizzat duydum, biliyorum. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Kaptan, madem ki ligde kaldık, playoff'ta yok, Urfalı gençler çıkıp oynasın. Kaç tane Urfalı genç çıkarsak takıma faydası olur. İyi yayınlar demiş Kerem Gezgin. Bana doğru konuşuyor. Katılıyorum Ali abi'nin söylediği gibi. Sana katılıyorum. Ali abi de öyle söyledi. Evet. Doğru, ligde kalıyor yani takım. Takım kalıyor yani. Playoff'ta çok zor. Bence gençlere şans verilmeli. Gençlere değerlendirmeli, kazandırmalı yani gençler. Bilmiyorum, Ali Eren Demirkol işte bir oynadı. He. Çok da güzel iş yaptı. Önde bastı. Girdi onu da attı. Onu da attı. Abi Messi. Verin abi, şansı vermezse nasıl oynayacak? He. Doğukan mı Beşiktaş çekmiş evet. olacak? Evet. Eski spordan gitti. Doğukan var. İki tane var şu anda oynayan. Ne oldu? İki tane var. Ne oldu? Adam bak ne işler yapıyor? Niye oynamaz? Ne işler yapıyor? Güven. Ne işler yaptı? Evet. Güzel şans. İşler yapıyorlar. Verin Ali şansı abi. Gençlere oynasınlar abi. Güzel işler yapıyor. Biraz da bizde suç var aslında. Aziz müdürle ilgili birkaç cümle ben de sarf edeyim. Buyurun Sayın Savaş. Gerçekten Aziz müdürümüzün bir iki defa oturma fırsatı bulduk sağ olsun. İsmail Buz bizi bir araya getirdi. Çalışmalarından dolayı, gençliğe ve spor komplekslerine önem verdiğinden dolayı buradan kendisine hasreten çok teşekkür ediyorum. Ve kardeşi, abisi Mahmut da bizim sanayi esnaflarımızdandır. Nihat Çiftçi'nin kesinlikle akrabası değil. Ama bu zihniyette, bu kadar mütevazi ve gençlere önem veren, tesislere, komplekslere önem veren bir kişi olarak. Bir o kadar da beyefendi. O kadar da mütevazi çok beyefendi. Çok o yüzden çok buradan çok kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve Allah bunun gibi müdürlerimizi başımızdan eksik etmesin, çoğalsın diyorum. Abi, kimin Urfa'ya bir faydası varsa aynen, herkesten aynen, Allah razı olsun. Kim bir de Halil Demir kardeşimizin buradan doğum gününü kutluyoruz. Bir de İhsan Çolak kardeşimizi ben bir yıldır sesini duymuyorduk. Geçen sene de. Tanıştın. Buradan evet, özellikle de selamlarımı iletiyorum. Fotoğrafını cebimde. Fotoğrafını da ben görmek istiyorum bunu. Evet. Evet. Hemen Muhittin Hocam'a. Biraz bu şeye takılmak istiyorum. Lafı futbolculara. Evet. Buyurun. Burada, mesela evet, bu haftaki tabii, oyundaki tabii. Futbolcuya hiç söylemedik. Esasında iyi oynayan topçularımız yok muydu? Vardı oyuncularımız. Mesela bir Ömer Bozan'la Oğuzhan Türk mesela aynı hiçbir çizgisini bozmadan devam etti. Ömer Kahveci. Evet, Ömer Kahveci de öyle tabii. Ömer de işte, bir penaltıyı kurtardı yani. Sahada olduğun kalede çok iş düşmedi esasında. 3 tane gol yedik sonuçta. 3 gelen golde de 3 pozisyonda da golü yedik. Başka bir şey yoktu sağ içerisinde. Refleksi evet. Beni çok aha, şey yaptı yani etkiledi. Evet. İnanılmaz bir refleks yaptı. Alt direğe sağdan uzanmak öyle bu yaşta kolay değil. O anlamda söylüyorum. Şimdi mesela bu Onur Demir kaç hafta abi bizde ilk 11 oynadı? 12 hafta. Ali Tandoğan geldikten sonra biz bu adamı değil ilk 11'de, ilk 18'de görmemeye başladık. İki yok, haftadır da, geçen yok. Hafta ben tribünde sordum, adamın herhangi bir sakatlığı yok, tribünde oturuyor. Bu hafta takım eksik, adam ilk 11'de kadroda yok. Hani böyle bir stoper, ne bileyim, nasıl bir, her zaman bir stoperimiz bilmem, yanlışsam düzeltin, yedek kulübesinde olmak zorunda değil mi? Baktığım zaman, öyle mi İsmail Hocam? Öyle evet, mi Ali doğru söylüyorum. Bu adam bir sakatlığı yok, bir cezası da yok. Bu adam neden kadroda değil? Ya kendilerine göre gerekçe nedir? Ya nedir yani? 2 haftadır, 3 haftadır bu adam kadroya giremiyor. Hocam, en etkilerden biri. Bugün Samet'le beraber oynadığı haftalarda yaklaşık bir 12 hafta en az gol yiyen ve defansımızın çok iyi evet, olduğu maçları biz burada hep gündeme getirdik. Ha. Ve şu an yaklaşık 5 haftadır defansımız çok kötü. Evet. Bir, o yüzden bir sürü gol veriyor. Mehmet Taşçı 2 haftadır hata yapıyor. Çok hatalı. Bu haftada 3. golü attırmasa belki 90'da 2-2 döneceğiz. Doğru mu? Evet. Dönen penaltıda müdahale etse, koşmuş olsa yani, belki kimse kendisi gitmedi. Hayır ya, ben burada onu oynatır yani, onu oynatmaz değil ama böyle bir kadro derinliğimiz varken bu kadro derinliğime baktığım zaman hiç kimse kalmamış. 5 kişiyi zordan doldurmuşuz. Yedeklere baktığım zaman. Evet. Arkadaş Benhur, Harun, Ali Eren, Deniz, İbrahim Durmuş, Yasin. Niye bunun yanında Feridun şey yok, Onur Demir yok?
Sakatlığı da yok, cezası da yok. Feridun cezalı. 5 gün izin vermiş. Arkadaş, sarı kart cezası, kırmızı kart cezası. Neyse önemli değil. 5 gün izin mi vermiş? Bu 5 gün sen neye göre bu futbolcuya izin veriyorsun arkadaş? Nasıl? Allah Allah. Evet, 5 gün izinlemiş bu adam. Kesin mi? Kesin. Hocam? Kesin. Ha 5 gün bu adam niye izinli arkadaş? Bunu biri bana açıklasın burada. Her şeyi yönetime sunuyoruz ama burada yönetimin de kalkıp teknik kadroya, futbolculara sorması lazım bunları. Artı. Abi cezalı da olsa Eloğlu bir başka takım, bir başka kulüp. Nereye gidiyor cezalı abi? Nereye gidiyor? Cezalı futbolcusunu kendisiyle beraber götürtürüyor. Tabii. Götürüyor, tribünde oturtuyor. Cezayı get 5 gün izin yap gez. Ooo. Tweet mivit atmış zaten. Futbol maç varken kendisi sokakta. Arkadaş bir maçını izle bir bak ya. Bu kadar mı şımarık? Bu kadar mı bilgisiz? Bu kadar mı anlamaz? Bu bir takım ya. İnsan merak eder. Hangi arkadaşım ne oynamış bir görelim ya. Bunu bir görsün. Ya sokağa çıkamaz sokağa. Yani böyle bir şey ya var mı? İzinli 5 gün izin almış memlekete gitmiş. Ya nasıl veriyorsun arkadaş 5 gün izin? Yani cezalı olsa bile ben oturturum yanına ya. Hem ceza ye hem yanımda otur. Bu hafta da Aykut cezalı. Bakalım ona kaç gün verecek. Hadi. Aykut da cezalı. İzin değil bunlara ceza vermek. İşte izin burada şımarık hareketleri var. Ceza vermek lazım. Yani. Bunları daha çok çalıştırmak. Ya Feridun bu sene el bombası oldu. Kim var? Yani Ben Hur Feridun. Abi. Ver cezayı. Hani Ben Hur'da da düşüş var. Hani Ben Hur? Evet. Hani Ben Hur? Şımarık tavırlar, hareketler, gelen laubali hareketler yapmış, geçmiş. Türbine oynamak. Hocam, Ali Tandoğan hocam ne yapmış? 2-1 mağlubuz. Sercan işaret ediyor, ben de oyundan çıkart. Evet. Arkadaş Sercan etkili bir adam ya. Nereye çıkartıyor? Sakatlandı. Nereye abi sakatlandı? Ne sakatlanması yani, biliyorum ya? Yani ben işaretlerinden... Yani artık bunların... Sakatlanırken mi onu? 2-1. 2-1'ken 70'li dakika. Hani 2-0'ken olsaydı ve şeytanın avukatlığını yapıp derdim mağlubiyete ortak yani, olduğumda ben yoktum. İnanamıyorum ben artık bu durumda, bu oyun kurgusunda olacak şey değil. İki oyuncu değiştirmiş hocam. Hani iyiyiz ya. 90. dakikaya kadar 2-1'dik. Doğru mu? İki oyuncu değiştirmiş. Evet. Burada oyuna soktun Ali Eren diye bir adam vardı. Çıktı oyunu değiştirdi mi gol mü attı? Aynen. 2-1 öne geçtik. 1-0 mağlubtuk maçı değil mi? Aldım. Maçı aldık. Arkadaş çok mu zordu bu Ali Eren'i geç oyuna deme. Burada o riski alıyorsun. Deplasmanlar ne diye almıyorsun? Mağlubsun. Seyirci baskısı evet. Yok. Şey yok. Kadronda da değişecek kimse yok. Hani oyunu skoru değiştirecek adam yok. Hadi bu çocukla pırpır araya girer. Şans mı şans? Olmaz mı? Niye değişmedik abi? Harun'dan bir fark yok. Harun'dan daha iyi bana evet. Gelir. Açık niye söylüyorum. Değişmedik hala? Harun bize bir ara Ricky Van Haren gelmişti. Evet bizi bitiren. Kamyonlarımızı aldı götürdü bizi bitiren diyelim. Evet. Bizi bitiren ya. Urfa Spor'u bitirdi de. Ricky Van Haren. O arkadaştan pek fazla oyunu yok farkı yok. Al be falan filan. Ali Eren'e. Oynat kardeş Urfa'lı oynat. İki oyuncu değiştirmişsin. Genci oynat daha doğrusu. Ali abi iki oyuncu. Ya çok mu memnunsun? Oyuncu değiştirmiyorsun sen burada. Çok memnun. Oyun iyi gidiyor. Öndeyiz 2-1 abi. Değiştirse belki sıkıntı yaratır. Hani kadroyu bozmazsın. Sıkıntı olabilir. 2-1'iz. Mağlubuz. Sen oyuncu değiştirmiyorsun. İki oyuncuyla maçı bitiriyorsun. Riske alacaksın ya. İkinci yani yarı başlarken ya? Her şeyi riske edeceksin. Doğan çünkü Karakuş. İlk yarıyı bizde geçirdi mi bu arkadaş? İlk evet. Yarıyı burada geçirdi. Sakat mıydı? Sakattı. Öyle böyle düzeldi mi? Düzeldi. E sen bu adam geri geliyor. Bu adamı istemiyorsun geri göndersin. Kaç tane forvetin var arkadaş? Kaç tane forvetin var? Bu adamın parasını ödemişsin zaten. Hadi ödemiyorsun parasını. Zaten maç başıyla anlaşmışsın. Evet. Oynarsa bu adam para alır. Oynamazsa almaz. E niye gönderiyorsun? Nereye gitti? Tokat'a gitti. Şimdi de oynayacak orada benden diye. Yani. Yani bunları birileri... Son tuforum yok işte. Ya son tuforum yok. Ben Doğan Karakuş'u... Can Erdem var. Dur da içeride oturturdum. Sonra da gönderdim abi. Yani böyle şeyler olduktan sonra nasıl gideceğiz? Mehmet Taşçı'ya kaç haftadır şans veriyoruz. Tamam şans verdin. Abi orada da bir Onur Demir vardı ya. O Ali Tandoğan Hoca'nın şey ya favorisi. Herhalde gıcık almışlar ama burada böyle evet. İşler yürümez abi. Futbol takımında ondan gıcık alasın, bundan gıcık alasın. Sol bek oynattı, şey olmaz diye bir şey oynattı yok. Sürekli yani formsuzsa oynamayacak abi. Yani illaki bir şey ver. Emre Özkan varken bile geldi şeyi oynattı. Ya Ali, taşçı oynattı. Abimin dediği gibi gol en az gol yiyen takımdı. Tabii yani şimdi Samet'le çok Samet'le iyi Onur Demir'in Göbek'te oynadığı dönemlerde Urfaspor defans olarak evet, en az gol yiyen ve çok da pozisyon vermeyen bir takımdı.
Ve şu an defansımız hem kanatlar olsun hem göbek olsun çok hata yapıyor. Bugün Samet'in ikinci goldaki hatası kaleci kontrplede bıraktı. Ayağına çarptı, gol oldu. İşte penaltı pozisyonda yani kaleciden dönüyor. Ya sen defans adamsın. Yani bunu ceza sahasına sokmaman lazım yani. Bunları düşünmek lazım. Bakıyorsun bizden önce gidiyor yani, adam topuna dokunuyor, golünü atıyor. Şey toptan gol yedik. Yani bir de çok pozisyon verdik. Savunmanın öndeki ikiliyi yani, Aykut'la Halil Köçer, Halil düzeltti, Köçer düzeltti. Bu sefer savunmayı bozdu. Yani Halil Köçer dünen çok kötüydü, agresifti, çok sinirliydi. Abi kimse bir şey yapmayınca bu adam da içinde oynamışsınızdır bu işin içinde. Senin sağındaki solundaki bir şey yapmadığı zaman agresif oluyorsun. Spikerin bir Halil'le halı sahada top oynasak bile bunu yapıyoruz abi. İlk yarı spiker dedi saha içerisinde 22 kişi içerisinde hiç görünmeyen bir tane Urfa sporlu var dedi. İbrahim Halil Tuna ilk yarı. Hiç sahada görünmedi. Zaten oyundan da çıktı. Şimdi yani, ben olsam ben de görünmem yani. Para olan bir tarafa koyalım. Takım oynamıyor. Evet. Benim geçen hafta, evvel hafta oynaması gereken, bana göre Benur'dan önce oynaması gereken Halit adam, kanat adamı İbrahim Halil Tuna. Evet. Ben oynamayacağım. O oynayacak. Evet. Aynen. Ben de oynamam. Bu işin sportif yönü tabii. Maalesef. Evet, mesajlar da geliyor tabii bu arada. İyi akşamlar Halil Hoca'ya. Halil abime çok sevgilerimi gönderiyorum. Mustafa Kaya demiş. Aynı Toki'de beraberiz demiş. Sayınlar, Halil abim çok yakışıklı demiş. Koruklara da selam demiş. Ama Halil abi değerlidir bizim için diyor. Sağ olsun. Selamlar. Mustafa Kaya'yı tanıdın değil mi? Ben dostum. O da eski futbolcu. Evet. İsmail Erboğa da demiş ki konuklara Ali abiye çok selam söyle. Bir de Nurettin hocamdan Ali abiye de güzel yorumlarda bulunuyorsunuz. Teşekkürler demiş. Merak Baş'ta mesaj atmış. Onu da okuyalım. Merak kardeşimize selam olsun. Ömer Akbaş'ta demiş çok selam demiş konuklara. Güzel program oluyor. Tabii Urfa Spor'un yeri bu değil. İnşallah daha iyi olur demiş. O da selamlar demiş. Ali abi çoktandır göremiyoruz demiş. Yok buradayım. Burada seni görüyor ama canlı canlı görmek istedim. Nerede derlerse selam veririz. Güzel şereftir. Evet aramız var herhalde Yusuf. Evet. Evet sevgili futbol severler kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii bugün çok hararetli böyle dakikalar, saniyeler yaşandı. Tabii hem Ali abiden hem Muhittin hocam hem Sayın Savaş'tan. Hakemle ilgili konuşmadık. Tabii hemen Muhittin hocama hakemle ilgili bir güzel yorumunu alalım. Evet. Batuhan Gültek, Malatya bölgesi hakem. Bizim bölgemiz. Gerçi bizim bölgemiz ama baktığımızda bize bir penaltı verdi burada. Bana göre penaltı değildi. Yani hani müdahalenin tamamı topaydı. Adamın sol ayağıyla topa dokundu. Sağ ayağı altında bacağı sürtündü ve vurduktan beraber, sonra yani topa vurduktan sonra hedef topaydı. Zaten her şeyi yaptı. Topa yaptı. Tabii rakip koşuyor. Rakip koştuğu için illaki sürtünecek. Ve sürtündükten sonra da bir penaltı kararı çıktı. Ağır bir karardı. Hani burada deplasmandayız. Baktığın zaman deplasman fobisine baktığım zaman Batuhan Gültekin son 20 maçında misafir takım kazanmamış. Evet. Bütün maçlarda galip 5 tane beraberliği var. Bütün maçlar ev sahibi lehine sonuç. Takıma. Evet, evet daha çok tercihini kararlarını diyelim bu takdir haklarını dediğimiz onları ev sahibi takım yerinde kullanmış. Bize de gelmiş. Biz de gelmişiz. Hangi maçımız? Ona tam yazmadım, onu unuttum ama baktığımda biz de ev sahibiyken bizde de geldi. Ne biz de galip gelmişiz. Biraz daha böyle ev sahibi takım fobisinde yürüdü.
Baktığınız 30 maç ikincilikte yönetmiş. Bunun 20 maç üçüncülük, 28'de bölgesel liginde. 2013'te bölgesele çıkmış. 2017'de ikincilik maçlarına çıkmaya başlamış. Yani bu, 2 yıllık bir hakem. 2 yıllık bir hakem. Yani hani baktığın zaman kötü şeyler yapmadı ama maç içerisinde. Birkaç tane faullerin dışında bu penaltıyı vermemiş olsaydı bize verilen penaltı da karar doğruydu. Açık ve eli netti, önü de açıktı. Bunu gördüm. Hani dediğim gibi ev sahibi baktığınız zaman galibiyetini %49. Şu ana kadar kaç maç oynatmış diyelim 78 maçta ev sahibi 49, %49. Evet. Misafir takım %20. Böyle bir yüzdeliği var bunun. Hocam penaltının dışında bana göre... Yani işte ben de onu diyorum. Bir penaltında kötü evet. Bir maç yönetmedi. Peki hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi siz hem yıllarca üst düzey hakemlik yaptınız. Evet. FIFA hakemliğini yaptınız. Yıllarca dünyanın her yerinde maçlar yönettiniz. Size göre bu hakem arkadaşımızın bir yukarıya sıçrama gibi şansı var abi mı? Türkiye'de olmayacak bir şey yok. Kimin abisi, yani kimin babası varsa zaten iyi olsun, kötü olsun, yani sağlam olsun, çok da önemli değil. Nasıl olsa oluyor. Artık dediğin gibi yukarılarda var da var. Var da sıkıntı yok. Var varsa hakem herkes yok. Herkes hakem var. Var da bazen varda da varlık olmuyor. Varlıklı olmuyorlar ama işte var artık mesela baktığın zaman ne bir yardımcının bir işi kaldı, ne bir hakemin işi kaldı. Ancak 30 metreden vurup direkt top çatala gittiği zaman herkes koşuyor. Yani seyirci, ancak onda karar veriyor. Yani. Yoksa bütün dönüp vara bak, işine kararını bak. Ver, işine baktı. Bu olmuş. Yani dediğin gibi abi. Varın da bir yandan olması çok iyi oldu yani. Bir yandan olmasıydı ama bu heyecanı bence kaybetti. Çok oyun soğuyor. İki dakika, üç dakika duruyor. Heyecanı kaybetti. Evet. Dönüyorsun, oynuyor, bir kulaktan bir ses, hele bir bekle. Bir şey var 3 dakika sonra bir daha hocam, dönüyoruz oraya. Hocam şöyle bir şey olabilir mi? Biz bile kopuyoruz. Hocam ama şöyle bir şey olabilir mi? Yani federasyonun böyle bir karar alabilir mi? Mesela çok kritik durumlar olmadığı müddetçe mesela varın hakeme haber vermemesi lazım yani. Biraz da hakem kendi ya işte oyunu soğutmayacak. Beşiktaş maçını kendi kararlarını verecek yani biraz da. Yani Beşiktaş maçını izledik. Kalecinin Gökhan'ı düşürdüğü pozisyonda yani buna bile artık vara bakıyorsun bunu ilk bakışta gördüm bunun ne olduğunu ya daha ne var işte ne varmış yani bu ne varmış diyorum abi artık. Tabii niye sıkıntıya giriyor? Büyük varmış. Oraya bakarız. Orada da 2 dakika gidiyor. 3 pozisyon geçiyor. Biz belki diyoruz hala hakem oyunu durduracak. Vara gidecek. Bekliyorsun artık. 3 pozisyon geçiyor. Santranın üstünden bile geçerken. Bekliyorsun diyorsun belki döner. Bazı dönüyor da abi. Döndüğü de oldu. Dün sarı kartı iptal etti. Başka yani orada i̇şte, bile yanlış. Hatta iki sarı kart yok. Verse bile artık onun da şey olmuyor. Evet. Erzurum maçında Erzurum'un attığı gol mesela kaç saniyeden sonra mesela İşte gitti, döndü geldi döndü, gitti. Döndü. Ya artık bence tadı kalmadı ya. Hani ben voleybol şu anda basketbolda kameraya bakıyorlar ama yani ne bileyim futbolda abi onun o özü gitti ya. Bence vara karışmayalım. İlerleyemeyiz zamanında bu sözümü yazdım. Bir tarafa spor programlarına da var sistemini getirirler. Tekrardan biz mi dönelim? Aynen, ne dedik de bir bakalım ondan vallahi. Sonra geçelim. Bu, hayır yok onlar der ki bu yorum yanlıştı bunu size yapalım. İşte onlar da yapalım. Verelim, evet. Bizde kamera da çok sıkıntı olmaz. Alıyorlar zaten 78 ülke. Evet, diyeceğim bu kadar. Yani hakem zaten yaptığını yaptı. Bize bir penaltı verdikten sonra zaten gardımız da düştü. Ondan sonra kötü olmamıza rağmen üstüne bu da gelince haliyle daha kötü. Daha kötü. Yani. Evet, Sayın Savaş'a bu hafta da biliyorsunuz önemli bir maç var. Evet. Sayın Savaş, onu da değerlendirelim biraz. Yani bu hafta zor. Takım aynı çıkarsa, böyle oynarsa kusura bakma biz buradan puan alamayız. Şimdi tabii Urfa Spor, ben daima söylüyorum. Yani kolay maç alan bir takımımız yok. Hep zor maçlar kazanıyoruz. Evet. Gerçekten hem sahamızda az golle, işte 1-0, 2-1 gibi skorlarla sonuç alan bir takımımız var. Gol bölgesinde kesinlikle böyle çoğalmayan, çok az gol atan bir takımımız vardı. Biz hep bunu gündeme getirdik. Hep orta sahadan defans adamlarımız gol atıyor. Forvetsiz oynuyoruz. Bunun yanı sıra bir de şu an defanssız da oynuyoruz. Defans artık onu da bıraktık. Şimdi defans yok. Bir Cebrail'in yetmesiyle. Yani orta saha yok, forvet yok.
Urfa Spor'u bu şekilde, bu futboluyla, bu kafayla bana göre bütün takım yener. Yani ben bu zaten daha önceden de hep bunu konuşurlardı yani bizim rakiplerimiz. Urfa Spor'un yıkılışı maddi sıkıntıdan olur diye. Tabii geçmişten gelen Urfa Spor'un borcu biliyorsun. Yani PTT Ligi'ne çıktık, sonumuz oldu. Evet. Ondan biriken işte bir 30-40 trilyonluk bir borcu. Şu anki yönetim de bunu bir türlü çeviremiyor. Abi nereden çevirsin? Yani yönetim de bir yere kadar verecek. Şimdi hem o borç işte icralık bazı ödemeler geliyor. Sporcuların, futbolcuların ödemesi geliyor. Bunları bir türlü karşılayacak bir bütçeler yok. Tamam. Evet. Kendi ceplerinden veriyorlar. Nereye kadar? Kendi abi? İmkanlarıyla ama bugün destek bir tek yönetimle olmaz. Komple Urfa spor kamuoyu ve iş adamları, işte belediye başkanı olur, sayın valimiz olur, Urfa Spor'a sahip çıkması gerekir ve borcunu nispeten yani böyle uzun bir zamana yara yaktan düşürmesi gerekirken şu anki gideri karşılayacak bir bütçe yok. Evet. Ne tribünlerden gelir var, işte ne federasyondan geleni kullanabiliyorlar, hep borca işte gidiyor. Borca gidiyor. Ve böylesi bir Urfa Spor'u gerçekten yönetmek de çok zor. Teknik heyet de bunun ister istemez psikolojisini hepsi yaşıyor. Hepsi etkili abi. Futbolcular da bu şekilde bana göre Urfa Spor'un çöküşü maddi sıkıntıdan kaynaklanıyor. Ve kafa olarak hem yönetim hem hoca hem futbolcu kardeşlerimiz hep bu gündemde olunca maddi sıkıntılar. Evet. Bunu da bana göre yönetim başkan takıma da yansıtıyor. Kesinlikle. İşte futbolculara ve hocaya da yansıtınca bu psikolojik men ister istemez futbolcuların üzerinde etki kalıyor ve futboldan çok bunlarla uğraştığı zaman ortaya çıkan tablo bu. Bana göre bundan sonra Urfa Spor kesinlikle düzeleceğini tahmin etmiyorum. Yani playoff bile zor diye düşünüyorum. Yine Sayın Savaş, böyle bir umudumuzu da kesmeyelim ya. Yani Allah'tan umut da kesilmez. Bir bakarsın ki bu iyi çıkar mı diyorsun? Bu hafta da böyle bir seriye başlayabilir yani Urfa Spor, çünkü ne zor maçlar da atlattı, evet, ne dönemler de atlattı. Kafa olarak rahat yani değiller. Yani bu işte tamam, kafa olarak rahat değiller ama belli etmez. Bakarsın bu hafta bir başlangıç da yapılır yani. Neler olmaz. Sayın Buzuk, ben bitmiş değil. Sayın Buzuk, yani işçi bitmiş değil yani. Evet. Onu söyleyeyim yani. Ben bu takımın yani başta da geçen ilk şeyde de söyledim. İlk yarı da söyledim. Yani bu Urfa Spor bu futbolcularla kesinlikle başarılı olamaz. Niçin? Yani bana göre kadro kısıtlığı var. İşte formsuz bir sürü futbolcu kardeşlerimiz var. Yani bunu bir türlü hayata geçiremedik. Ve tahtayı da açamadık. Transfer de yapamadık. Sıkıntılar devam ediyor. Yani ben izlenimim bu. Yani ben Urfa Spor'u ilk yarı da beğenmiyordum yani. İyi futbol oynamıyoruz. İşte savunma ağırlıklı, işte tesadüfi şans eseri. Gol bulursak duran toplarla. Böylelikle biz sonuç aldık. Böyle çok rahat bir şekilde ben size soruyorum yani Urfa Spor 20 haftada 3 maçta 20 haftada böyle rahat oluyor. Bana Allah aşkına bir maçlarını söyleyin. Bir göz önüne getirin. Burada 4 tane ilk yarı 4 tane takım var. Bunlar alt takımlar. Geldiler buradan birer puan aldılar. Hatta son 90+2'de de burada Pendik maçını kurtarmışız. Etimesku'da buradan puan vermişiz. Yani burada kömür spora mı burada? Hayır. Kömür Zonglasya'nın bu hafta geliyor. Selçuk'a burada. Yani dört tane düşen takıma ve geçen hafta da burada Maraş'a yenilmişiz evvel hafta. Yani Urfa Spor... Dört maçın alsan 12 puan yapıyor. Yani, ya ne şimdi, demek? O da basit maçlar yani. Alman gereken maçlar. Yani. Basit geç. Alman gereken maçlar. Ha, o maçları da biz kesinlikle defansın katkılarıyla, sağlamlığıyla, kaleci Ömer'in gerçekten formda olduğu, evet, bir seneden dolayı biz bu maçları almışız. Ama gol atamıyoruz. Pozisyon zor buluyoruz. Hep kişisel becerilerle. Sercan Fethiye maçında kendi kişisel becerilerle çıktı. Aha.
Urfaspor'u galip getirdi. Maraş maçında 3-4 pozisyon bulduk ama seferi pozisyonlardı. Ama orada lavabalilikten de o goller de atamadı. O yüzden yani bana göre bu Urfaspor yani playoff'a dahi gidemez bu şey. Ben son iki haftadaki takımı izlediğimden dolayı ben bir futbolcu olarak bunu görüyorum. Urfaspor'un işi çok zor yani. Ya ne acıdır ki işte geçen hafta gördünüz tribünde 15 bin taraftar vardı. Ama bir tane milletvekili, iş adamı, belediye başkanları veya böyle önde gelen bir insan statta ben görmedim yani. Siz gördünüz mü? Ben size bir şey söyleyeyim. Şu grupta bu tablo değil mi? Evet. Bütün grubumuzdaki kulüplerin evet. isimleri. Bu maçta hepsiyle hemen oynadık. Değil mi? Oynadık yani. İlk maçta oynadık. Evet. Hangisinin sahasına 1500 kişi gelmiş abi? Tribüne. Hiç zannetmiyorum. Hangisini? Maalesef. 2000 olsun, 3000 olsun. Yani olmaz olmaz. 2000'i bulmamıştır. Bir iki tane ya çıkar ya çıkmaz. Yoktur. Sen 10-15 bin kişi oynuyorsun. Tablo bu. Yani taraftarı tebrik ediyorum vallahi. Aynen. Yani bu şeye rağmen taraftar her şeyi vallahi almış. Helal olsun inanmış. Evet. Geliyorlar, destekliyorlar. Ya adamın gidecek yeri de yok ha. Evet. Adam seviyor ha. Gidecek yer sanayiden geliyor adam maça. Marketten geliyor adam maça. Adam ne yapsa her yerden geliyor. Seviyor ya Urfa Spor'u seviyor. Destekliyor yani. Yoksa bugün Urfa Spor 15 bin, 20 bin, en az 10 bin, 7 bin, 8 bin, 9 bin kişi gelip izler aşağı mi ya? Aşağı düşmüyor zaten. 8-9'dan aşağı inmiyor. Ali abinin dediği doğru valla. Bazı maçlarda 1500 kişi, 2000 kişi, 1000 kişi bulamıyorsun yani. İsmail bu takımlarda 2000 kişiyi valla bulamazsınız. Süper Lig'de 3000, 5000 belki bulabiliyorsun yani. Aynen. Süper Lig'de de var yani 3000, 5000. Bugün Başakşehir lider durumda. Kasımpaşa'sı öyle. Kaç bir taraftar? Antalya'sı öyle. Dün Urfa Spor'un maçı var. Evimde 4 arkadaşımla işte 65 yaşındaki amcam oğlu, 60 yaşındaki diğer abim. Böyle yaşlı kesim Urfa Spor. Adamlar yaşlı. Gerçekten. Seven. Evimde geldiler evimde maç izliyoruz. Abilerin yaşları niye söylüyorsun? Yani bunu söylüyorum. Kızdırmayalım onları. Evet. Yaşları ilerlemiş olmasına rağmen Urfa Spor'a gönül vermiş sevdalısı bir dünya Mehmet Balık abimiz taziyeden çıktı. He, ben de çalıştım. Bizi tutmuş. Ya diye bu ne olacak ne olacak? Yani adamın tansiyonu yükseliyor. Evet. Yani biz de ne söyleyelim yani? Sen de korkuyorsun acaba bir şey olacak. Vallahi yani bu Urfa Spor'umuz ne olacak diyor. Bu kadar Urfa Spor sevdalısı var. Bunun bilincine ne yönetim, ne futbolcular, ne de teknik heyet bunun bilincinde değil diye. Ne de Urfa Spor'a sahip çıkmayan. Çıkması gerekenler. Çıkması gerekenler. Bunun farkında değiller. O yüzden Urfa Spor'un bedeli olur abi. Onun da bir bedeli olur. Yani bunun bir bedeli varsa onun da bir bedeli vardır. Evet, evet. Yani Allah iyisin. Vallahi bu hafta da işimiz zor ha. Gerçekten zor. Evet. Bu hafta ne olur Ali abi? Maçımız bu hafta da zor. Zonguldak Kömür'le oynuyoruz. Zonguldak Kömür Spor'la oynayacağız. Evet. O da Sivas Belediyespor gibi iddiası olmayan rahat. Rahat bir takım. Bir dönem tamam çok büyük bir kulüpte normalde Zonguldak Spor. Evet. Süper Lig'de yıllarca oynadı. Çok iyi futbolcuların çıktığı benim yaş gruplarım evet, daha evet, iyi. Aynen, aynen. İnanılmaz bir takımdı. Hatta 2-3 sene öncesine kadar amatör ligden, balliğinden buraya çıkıncaya kadar nereden baksan 10-15 bin kişiye top oynayan bir takımdı. Zonguldak iyiydi. Potansiyeli çok iyi olmalı. Geçmişte de futbol. Aynen Eskişehir Spor gibi bir evet. şeyi vardır onların. Geçmişi vardır. Futbol anlayışı şey vardır. Onlar da rahat gelecekler. Yapacak bir şey yok. Yukarıya oynayacak halleri yok. Durumları yok. Playoff bile oynayamayacak. Playoff şansları yok mu? Yok. Yok, puan cetvelinde. Yok. 23 puanları var. 23 puanı var adamlar. Puan. Evet. Bir altında işte Darıca, Fethiye falan filan yani yukarıda yok. Aşağıda işte mücadele eder belki düşünme adına direnecek. Kaybetse kendisi için aynı Sivas maçı gibi, Maraş evet. maçı gibi kaybetse bir sıkıntısı yok. Sonuçta Urfa Spor'a yenildim diyecek. Sivas'ın da 22 puanı vardı evet. geçen hafta. Galip gelse yani. Hanesine artı yazdıracak. O yönden rahat gelecekler. Yani bu tür maçlar zaten sezon başından her zaman söylerim bunu. Bütün takımlar şampiyonla oynayan veya küme düşmeye oynayan durumunu bilen takımlar oturup hesaplarını yaparlar. Alacak ne alırsak? Alırsak budur, bundan bunu aldığımız zaman tamamdır.
belirli hedefli maçlar vardır. Onun dışında artı bir şey olur mu hanesine güzel yazılır. Evet. Eksisi kendisine zarar verir. Bu da Zonguldak Kömür Spor için rahatlaması şimdi olacak. Rahat değil bana göre, kusura bakmayın. Mustafa, bugün buyurun. Fethiye en altta 18 puanla 16. sırada. En altta. Ve Düney Karagümrük'ü 2-0'la geçiyor. Karagümrük. Değil mi? Fatih evet, Karagümrük. Şimdi şampiyonluğu evet. oynayan bir Fatih Karagümrük. Yani 2-0'la geçiyor. Vallahi bu ligde kolay maç yok. En alttaki de seni rahatlıkla yenebilir. Evet. Şimdi Fethiye'nin Karagümrük'ü yenebileceği kimin aklına? Fethiye yapmıyor? Ama ikinci yarıya baktığın zaman çok iyi transferler yaptı. Biz orada 2-0 galip gelirken ben çok şaşırmıştım şimdi, mesela. Tamam, iki takımı yani transfer ettik. Karagümrük'le. Karagümrük'le Fethiye'yi bir teraziye koy bakalım hele. 13 tane. Abi maç işte, kim oynarsa. Bunu söylüyorum yani. Bu ligde evet. kolay maç yok. Yani onu demek istiyorum. Bir de iyi transferler de yapıldı şu anda ikinci yarı için. Her maç zor. Evet, aynı maç zor. Başka yani, onları söylüyoruz değil mi? Bir evet. takım kendi seyircisi önünde 15 bin kişinin önünde yeniliyorsa o da düşen takıma şampiyonluktan bahsetmesin kimse. Harun Çelik demiş. Harun Çelik'e sevgiler gönderiyoruz. Hüseyin Coşkun da demiş ki kendinizle ilgili biraz daha fazla bilgi verirseniz sevinirim. Kendim demiş. Neyle? Kendinizle ilgili daha bana bilgi verirseniz nasıl sevinirim. Yani? Yani benle ilgili demiş. Nasıl bana soruyor yani. Bana soruyor. Ver abi, ver abi. Verim abicim. Hüseyin Çelik kardeşim, ismi İsmail Buz. Spor zirvesini sunuyoruz. Urfa Spor'la ilgili program yapıyoruz. Eski futbolcu. Eski futbolcuyum. Biz antrenörüz. O kadar. Fazla gerçekten. Bilgi. Abi yazık değil mi bu oğluma? Yeminle evde bile sarı yeşil diye bağırıyorlar. Üçlük çekiliyoruz, yeniliyoruz. Ben bu çocuklarıma yazık değil mi ağlıyorlar evde demiş. Aslında Hüseyin abi. Coşkun. Sevgiler gönderdi Hüseyin Coşkun'a. Hüseyin Coşkun da böyle. Vallahi Hüseyin hepimizin içi ağlıyor. Son 5 dakikamızı artık toparlayalım. Öğütün önce böyle senden başka. Evet. Bu hafta Zonguldak hocam. İstersen bir kaptan da bir mesaj atmış. Onu da yaz, okuyalım. Onu da yaz. He? Onu da müsaadenle onu da okuyalım. Kaptan da bize darılmasın. Taplamacı çünkü. Mı? He. Kaptanımız. Evet. İyi yayınlar demiş kardeşim. Ahmet Demir'e mutlu, sağlıklı yıllara severek izliyorum. Hepinize Urfa Spor iyi bir takım ama havaya giremiyor. İdare et. Evet, havaya giremiyor. Takımı bir havaya koyalım. Selamlar demiş. Sonuçta Urfa Spor bizim Urfa Spor demiş. Kaptan taplamacı Romanya'ya sevgiler gönderiyoruz. Abimize, Mahmut abimize sevgiler. İnşallah bir ay sonra gelir. Evet, kısa hemen evet. toparlayalım. Bu hafta Zonguldak maçımız var. İlk maçta 1-0 galip gelmişiz deplasmanda. İşte burada da hedef yine 3 puan. Ben inanıyorum. Bu haftaki o ölü toprağı dediğimiz, onu üzerimizden atarsak yani yeneriz. Yenemeyeceğimiz bu ligde, bu grupta takım yok. Bu futbolcuların elinde, bu yönetimin elinde, bu hocamızın elinde. İnşallah galip geliriz diyorum. Peki, teşekkür ederim yorumlarınız için. Dillerinize sağlık. Buyurun Sayın Savaş. Yani ben teknik heyetim ve futbolcuların bu son iki haftadaki bu performans düşüklüğünü ve sıkıntıları bir şekilde atlatıp bu maça çok ciddi hazırlanmalar lazım ve yaklaşık yani her maça 11-15 bin taraftarla çıkıyoruz. Bunun bilincine varıp kendi kendine çekip düzen vermeler lazım. Tamam, biz karamsarız, üzülüyoruz ama sezon uzun, hiç belli etmez. Mümkün olduğu kadar kart görmeden, işte her hafta kırmızı kartlar, sarı kart cezaları ve kısıtlı bir kadromuz var. Buna da teknik heyetin çok dikkat ederek zararsız bir şekilde galip girerekten hem kart cezaları yemeden bunu atlatmayı düşünüyorum. İnşallah bu kötü günler geride kalır diye düşünüyorum yani. Peki, teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Hemen Sayın Çizmecioğlu'na dönelim. Zor bir maç. Her zamanki gibi, söylediğimiz gibi zor bir maç. İnşallah 3 puan olur. Bir futbol artık beklediğimiz yok da 3 puan olsun, nasıl olursa olsun. Teşekkür evet. ederim. Peki, Sayın Çizmecioğlu dillerinize sağlık. Sayın Möttin Hocam dillerinize sağlık. Sayın Savaş dillerinize sağlık. Güzel, inşallah temennimiz bu hafta bir seriye bağlarız. Ben bir hatırlatma yapayım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ana Spor 14 Nisan Göbekli Tepe yarım maraton birlikte yapacağız.
Ayrıca bugün Göbekli Tepe Türkiye Tenis Şampiyonası yapılıyor. Herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bir hatırlatma, çünkü Göbekli Tepe Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı ve büyük bir zaten şeyler oluyor Göbekli Tepe'de. Dün de zaten orada başkanlar da oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanı da TRT Spor'da da konuştu, bunu gündeme getirdi. Spor şehri olacak Allah'ın izniyle Urfa demişti, öyle. Ama Urfa Spor'umuz iyi olsun. Bizi acıtan olay o. Çünkü bir marka takım var, Urfa Spor. Onu destekleyip iyiye gitmesi için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Tüm STK'lara, iş adamlarına, milletvekillerine, hepsine sesleniyoruz. Başta Sayın Valimize sesleniyoruz. Ne olur Urfa Spor'u burada yarı yolda bırakmayalım. Bu programı kaçıranlar için yarın sabah saat 10'da tekrarı var. Kaçırmayın. Spor Zirvesi burada sona eriyor. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar efendim.